oldu? Tanrı. Günde 3 kere Kemal Vardar'a verilecek. Anlaşıldı hocam. 3 gün sonra dozu düşürerek devam edersiniz. Peki ne zamana kadar hocam? Ben söyleyeceğim. Hayrola? Neden topladın eşyalarını? Bir şey olmuş. Ne oldu? Şarjım var orada. Verir misin? Ayrılıyor musun Asya? Ne oluyor? Gelmeyenler gelmeye mi başlayacak şimdi? Ne o? Başhekimin talimatı. O ne? O onu soruyorum. Ha, midemazol. Neden? Bilmiyorum. Hayır, uyuyan adama neden veriyor ki bunu? Ne bileyim Asya. Peki tamam, ben yaparım. Ama bana dedi. Ay Gökhan, yıllardır ben yapıyorum, bir şey demez, bırak. İyi, peki. Al. Sana bir şey yapmaya çalışıyorum. Yetmedi yaptıkları. Yetmedi. Yetmedi. Seni koruyacağım. Sen gözünü açana kadar senin yanında olacağım. Bak eğer beni duyuyorsan sakın korkma. Seni uyutamazlar. Sen gözünü açacaksın. Beni affedeceğini bilsem uyandıktan sonra kalabilir miyim yanında? Sana her şeyi anlatabilir miydim? Nasıl bir adamsın onu bile bilmiyorum ki. Ben seni hiç kanlı canlı görmedim. Sinirli misin, huysuz mu, merhametli misin? Ben seni nasıl istediysem öyle gördüm. Kim bilir? Belki tanısam sevmeyeceğim seni. Seni tanımadığım için dünyadaki insanların en bana göresi oldun. Öyle de kalacaksın. Dünyada senin kadar beni mutlu eden başka hiçbir şey yok.
Sen de benim kadar değil mi? Ne? Efendim Vedat abi? Neredesin? Çık şirkete gel. Ne oldu abi, iyi misin? Ne oldu, söylesene abi. Neredesin? Çık şirkete gel. Hemen. İyi peki, geliyorum hemen. Ne oldu? Söylemedi. Biraz daha uyutmalarını söyledim. Nereye kadar uyutacaklar abi? Biz hazır olana kadar. Ya neye hazırlanacaksın, neye hazır olacaksın? Buna yapılacak bir şey var mı? 10 seneyi geri mi alacaksın sen abi? Dünya mı yıkılacak? Yenisini kurana kadar uyuması gerek. Peki uyanır uyanmaz kendinde olur muymuş? Hafıza kaybı falan olacak mıymış? Bilmiyorum. Yürüyebilecek mi peki? Ha? Yani bir adamın ayağını alçıya alıyorlar. Alçıdan çıkınca bile yürüyemiyor ki hemen. Erdoğan amcan ona her gün fizik tedavi yaptırdı sanki. Her an uyanabilecekmiş gibi. Yani bilmiyorlar. Tabii biraz zaman alır ama ne kadar sürer bilmiyorlar. Her şeyi anlatacaklar ona. Kardeşim bir gün bile seni görmeye gelmedi diyecekler. Her şey için beni suçlayacak abim ya. Turan, ölmüştü o. Anlıyor musun beni? Ölmüştü o, ölmüş. Biz ona göre yaşadık. Ya korkunç bir şey bu abi. Ben gideceğim ya. Nereye? Ne bileyim, nereye olursa ya. Yurt dışına çıkarım, bir şey yaparım. Bu ne böyle ya? Hiçbir yere gidemezsin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Ya sen ne diyeceksin abi? Sen ne yapabileceksin bundan sonra? Bunun için yapılabilecek bir şey var mı Allah aşkına ya? Ulan şimdi beni hiçbir şey için affetmeyecek bu adam. Gözümde ümit bir şey için sizin durumunuz. Asla affetmeyecek beni ya. Keşke annem burada olsaydı. Anlatırdı ona her şeyi, anneme inanırdı. Ama annemin öldüğünü de bilmiyor. Nasıl kaldıracak hepsini şimdi abim bunları? Olağan oldu. Bizim bir suçumuz yok. Fabrikada yangın çıktı. Kazaydı. Yani kader de ne dersen de oldu. Ne bakıyorsun oğlum, yalan mı? Ölmüştü o. Ölmüştü yani. Her ölen 10 sene sonra dirilse dünyayı cehennem bulur. Kimsenin suçu yok. Kabul edecek. Neyi kabul edecek? O öldü. Biz yaşadık. Senin yüzünden beni de öldürecek abi. We'll be right back.
Beklemekten yorulmadın mı ya? Benim beklediğim bir şey yok ki, sen yanımdasın. Ya geri dönemezsem? Hı? Bırak omzumun tadını çıkarayım. Oğlum. Dur. Gitme, bırak. İhaneti gör Kemal. Onlar yok artık. Vazgeç. İhaneti gör Kemal. Uyan sevgilim. Onlar yok artık. Vazgeç. Uyan sevgilim. Hayırdır inşallah. Gecenin bu saatinde. Asya. Alo. Nezahat Hanım. Kemal Bey uyandı. Kemal'im uyandı. Şükürler olsun Allah'ım, sana şükürler olsun. Allah'ım. Allah'ım kalbime kuvvet ver, Kemal'ime yardım edeyim. Allah'ım sen bana yardım et. Ah Erdoğan Bey. Ah. Tam aklına ihtiyacım olduğu sırada. Kemal? Kemal uyandı. Koş. Koş odamdan protokolü getir çabuk. Mavi. Hangi odanda? Ben okulu bitirdim. Doktor oldum. Artık odam var benim. Erdoğan Bey. Hastanede mi? Nerede? Eski gazeteler. Mavi dosya.
Asya. Nasıl? Öyle bakıyor. Doktor. Kimseye söylemedim. Neden? Ya bir tuhaflık var günlerdir çünkü. Ne demek o? Onu uyandırmak istemediler. Eminim öyle olduğuna. Neden? İlk uyanma belirtileri başladığı zaman Vedat Bey geldi. Sonra bize bir sakinleştirici vermemizi söylediler. Ama ben inanmadım. Vermedim söyledikleri ilacı. Tabii. Uyandırmak istemediler. Sen bana Vedat'ın geldiğini söyleseydin ben sana söylerdim. Öyle yeni doğmuş bebek gibi etrafına bakınıyor. Bırakamadım. Ben kimseye de söyleyemedim. Gelip tekrar uyuturlar diye. İşte sizden başka da arayacak kimsem yoktu. Peki genel durumu nasıl? Her şey normal. Ne yapacağız? Yoldan gelene cenazesi söylenmez. Gelip kendi görsün diye beklenir. Anlamadım. Ben bir gidip göreyim. Çok doğru mu bilmiyorum. Doğrusu eğrisi yok. Rabbim onu geri gönderdiyse bunun için gönderdi. Kendi görsün diye. Asya, sen Erdoğan Bey'in arşivi nerede biliyor musun? Ek binada, çatık katında. Neden? Mavi bir dosya varmış orada. Belki üzerinde Kemal falan yazıyordur. Hı hı. Bir bulmaya çalışsana. Tamam bakalım. Seni bize bağışladı. Çok şükür Allah'ıma. Göreceksin bak. İyileşeceksin. Hepsi geçecek. Yavrum. Evladım. Kemal. Bak. Burası amcanın hastanesi. Sen iyi ol diye her şey var burada. Hepsi seninsin. Hepsi geçecek. Dinlenmelisin. Kendinden başka hiçbir şey düşünme. Yalvarıyorum sana. Hadi dinlen oğlum. Dinlen canım. Canım oğlum. Asya. Buyurun hocam. Var mı şey? Yok hocam, stabil. Bir bakayım, başhekim sorar. Ben şimdi kontrol ettim hocam. Nasıl? Aynı. 120-80-96. Ben biraz uyuyorum eksik, de haber olsun. Olur hocam.
sizi? Tanıyor gibi. Ama sonra boşluğa düşüyor gözleri. Dosyayı buldun mu? Evet. İçinde nekaletle izlenecek protokoller var. Uygulayalım o zaman. Kimseye söylemeden. Senin yapabileceğin şeyler mi? Evet. Yap o zaman Asya. Nedim Hanım, ben çok korkuyorum. Ya yaptığım bir şey onu kötü ederse ne yapacağız? Onun ne kadar güçlü olduğunu görmüyor musun? Önce Allah'a, sonra ona güveneceğiz. Asya. Hakkın ödenmez. Kemal bir toparlasın. Anlatacağım ona yaptıklarını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.